Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu refleksive verben, yani Türkçe karşılığı arkadaşlar. Dönüşlü fiiller demek arkadaşlar. Güzel Türkçemizde bunun tam olarak bir karşılığı yok arkadaşlar. Zaten örneklere baktığımızda nasıl bir mantığın olduğunu kendiniz zaten çıkartıyor olacaksınız. Ben de bu noktada size yardımcı olacağım arkadaşlar. Şimdi sich entschuldigen fiiline baktığımızda arkadaşlar, entschuldigen özür dilemek demek arkadaşlar. Ama ben bunu mutlaka refleksif, yani sich ile beraber çekimli olmam gerekiyor. Dediğim gibi güzel Türkçemizde birebir karşılığı yok arkadaşlar. Örneklerle pekiştirdiğimizde demek ki daha iyi anlıyor olacağız. Şimdi ilkine baktığımızda arkadaşlar, çekimleyerek gittim ve bunu mümkün mertebe örneklerle bezemeye çalıştım. Şimdi buraya baktığımızda ich entschuldige mich, hatırlayacak olursanız ich beni, seni, onu derken ne yapıyorduk arkadaşlar? Mich diyorduk, öyle değil mi? Dilerseniz bu noktada bir başlayalım. Beni derken mich diyorduk. Du için ne diyorduk arkadaşlar? Dich diyorduk, öyle değil mi? Er sie es için sich diyorduk. Wir için ne diyorduk arkadaşlar? Uns diyorduk. Ihr için euch diyorduk. Sie için de ne demiştik arkadaşlar? Sich demiştik. Bunlar zaten olağan bir şekilde kalması gerekiyor. Eğer özneyi kastediyorsam. Dolayısıyla ben kendimi özür diletiyorum gibi bir anlam çıkabilir Türkçemizde. Tabii bu güzel Türkçemizi tam doğru bir şekilde bir karşılığı olmamış olur. Dolayısıyla güzel Türkçemizde ne deriz? Özür diliyorum derim, öyle değil mi? Bunun demek ki Almanca birebir karşılığı refleksiflikte neymiş? Ich entschuldige mich. Dolayısıyla ben özür diliyorum derken ich entschuldige mich demiş oluyorum. Du'ya baktığımızda arkadaşlar, sen özür diliyorsun derken du entschuldigst dich diyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar, olağan bir şekilde çekimleniyor. Er, sie ya da es, değil mi? Diyelim ki o özür diliyor, bir erkekten bahsedecek olursak. Er entschuldigt sich demiş oluyoruz. Bir kadın için sie entschuldigt sich olurdu, öyle değil mi? Ya da diyelim ki ufak bir çocuktan bahsediyoruz. Das Kind diyelim mesela. Es entschuldigt sich diyecektik. Biz özür diliyoruz derken wir entschuldigen uns diyeceğiz, öyle değil mi arkadaşlar? Biz özür diliyoruz derken wir entschuldigen uns. Ihr için baktığımızda arkadaşlar, yani karşımdaki topluluğu kastetmiş oluyorum. Sizler özür diliyorsunuz derken ihr entschuldigt euch. Nezaket formu ya da onlar diyecek olsaydık ne olacaktı? Sie. Dolayısıyla aynı şekilde çekimleneceği için ikinci defa sie yazmadım arkadaşlar. Dolayısıyla siz özür diliyorsunuz derken sie entschuldigen sich demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Du entschuldigst dich. Du entschuldigst dich. Er entschuldigt sich. Sie entschuldigt sich. Es entschuldigt sich. Wir entschuldigen uns. Wir entschuldigen uns. Ihr entschuldigt euch. Ihr entschuldigt euch. Sie entschuldigen sich. Sie entschuldigen sich. Bir diğer fiile bakalım arkadaşlar. Sich fühlen, hissetmek demek arkadaşlar. Sanki bu birazcık daha Türkçe'ye yakın. Ne derim çünkü? Ben kendimi iyi hissediyorum derim, öyle değil mi? Evet, burada demek ki bir dönüşlü fiil söz konusu olabilir. Şimdi örnek cümlelere baktığımızda arkadaşlar, ich fühle mich, ben kendimi mükemmel hissediyorum derken wunderbar, öyle değil mi? Bunu ilk derslerimizde görmüştük. Müthiş, harikulade, enfes, süper gibi, değil mi? Bunları da şimdi burada görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ben kendimi müthiş hissediyorum derken ich fühle mich wunderbar demiş oluyorum. Du için arkadaşlar, du fühlst dich super, sen kendini süper hissediyorsun. Bakın arkadaşlar, farkındaysanız sürekli refleksif gidiyor. Bakın, ich, mich,
du, dich şeklinde gidiyor. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Er, sie, es için arkadaşlar, er fühlt sich toll ya da sie fühlt sich toll, es fühlt sich toll. Demek ki üçüncü tekillerde de ne yapıyormuşum arkadaşlar? Sich'i kullanmam gerekiyormuş. Wir için baktığımızda wir fühlen uns sehr gut. Çok iyi, evet. Biz kendimizi çok iyi hissediyoruz derken arkadaşlar wir ve uns geliyor. Dolayısıyla biz kendimizi çok iyi hissediyoruz derken wir fühlen uns sehr gut diyoruz. Ihr için ne oluyordu arkadaşlar? Euch. Dolayısıyla ihr fühlt euch spitze. Evet, spitze doruklarda, uçlarda müthiş hissediyorum anlamına gelen spitze arkadaşlar. Sie. Sie fühlen sich gut, evet, bu saygı formundaki sie olabilir ya da üçüncü çoğuldaki sie olabilir. Onlar iyi hissediyorlar derken demek ki sie fühlen sich gut demiş oluruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich fühle mich wunderbar. Ich fühle mich wunderbar. Du fühlst dich super. Du fühlst dich super. Er fühlt sich toll. Sie fühlt sich toll. Es fühlt sich toll. Wir fühlen uns sehr gut. Wir fühlen uns sehr gut. Ihr fühlt euch spitze. Ihr fühlt euch spitze. Sie fühlen sich gut. Sie fühlen sich gut. Sonraki refleksif verbe baktığımızda arkadaşlar sich unterhalten'ı görüyoruz. Sich unterhalten sohbet etmek, eğlenmek anlamlarında kullanılabiliyor arkadaşlar. Örnek cümlelere baktığımızda ich unterhalte mich, ben eğleniyorum diyebiliriz arkadaşlar. Ich unterhalte mich. Sen eğleniyorsun diyecek olursak du unterhältst dich. Evet arkadaşlar, unterhalten aynı zamanda neymiş? Düzensiz bir fiilmiş. Çünkü niye? A ne olmuş arkadaşlar? A umlaut'a dönüşmüş. Dolayısıyla unterhältst dich olmuş arkadaşlar. Er, sie, es için baktığımızda da ne oluyor? Gene A umlaut alıyor ve er unterhält sich ya da sie unterhält sich ya da es unterhält sich. Demek ki üçüncü tekilde ne oluyormuş? A umlaut'a dönüşmüş oluyormuş. Dolayısıyla o eğleniyor derken ne yapıyormuşuz? Diyelim ki bir erkekten bahsederken er unterhält sich demiş oluyoruz. Wir için baktığımızda arkadaşlar wir unterhalten uns, biz eğleniyoruz ya da biz sohbet ediyoruz anlamına da gelebiliyor. Ihr için baktığımızda ihr unterhaltet euch, evet, sizler ikinci çoğul için geçerli olan bir durum. Sie unterhalten sich burada saygı anlamında olabileceği gibi onlar dediğimiz üçüncü çoğul anlamına da gelebiliyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich unterhalte mich. Ich unterhalte mich. Du unterhältst dich. Du unterhältst dich. Er unterhält sich. Sie unterhält sich. Es unterhält sich. Wir unterhalten uns. Wir unterhalten uns. Ihr unterhaltet euch. Ihr unterhaltet euch. Sie unterhalten sich. Sie unterhalten sich. Sevgili arkadaşlar, dönüşlü fiiller yani refleksive verb'in konusu burada tabii ki bitmiyor. Sonraki dersimizde bunları ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Hatta bunların üzerine prepozisyon konusunu da ilave ediyor olacağız. Dolayısıyla mutlaka kanalımıza abone olalım ve derslerimizi mutlaka düzenli bir şekilde takip edelim arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.